Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, sayın milletvekilleri, çok değerli belediye başkanlarım. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere sizler yıllardır en ağır koşullarda emeğinizi ortaya koyarak hem yaşamakta olduğunuz coğrafyayı hem de güzel vatanımızı kalkındırmaktasınız. Çalıştığınız ülkelerde hayatın her alanında ulaştığınız başarılar nedeniyle gurur kaynağımsınız. Alın terinizin karşılığı birikimlerinizle ülkemizin refahına yaptığınız büyük katkılar için sizlere minnettarız. Sizler yurt dışında yaşayan kardeşimiz, anamız, babamız, komşumuz, hemşerimizsiniz. Bizim ayrılmaz bir parçamızsınız. Bugüne kadar yaşadığınız sıkıntıları biliyoruz ve çözmeye kararlıyız diyen hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Az önce Genel Başkan Yardımcımızı dinledik. Değerli arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarım, her birimizin tarihsel bir sorumlulukla karşı karşı olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bugün içinde yaşadığımız şartlar Her birimizin daha fazla düşünmesini, daha fazla tartışmasını, yeni yollar, yöntemler bulma konusunda çalışmasını zorunlu kılan bir süreç. O nedenle bu süreçte içeride biz çalışıyoruz. Eksiğimiz, artımız olabilir. Dışarıda sizler çalışıyorsunuz. Artınız, eksiğiniz olabilir. Ama biz Dünya siyaset tarihine bir şey bırakmak istiyoruz. Dünya siyaset tarihine bırakacağımız miras, özellikle gençlerin bırakacağı bir miras. Yani ilk kez oy kullanacak olanların bırakacakları miras, otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle değiştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için yola çıktık zaten. Biz pek çok sorun yaşadık. İster Türkiye'de olsun, ister yurt dışında olsun. Ama artık sorunlarımızdan arınmak istiyoruz. Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Avrupa Birliği'nde öngörülen, demokratik ülkelerde öngörülen bütün demokratik kazanımların Türkiye'de de olmasını istiyoruz herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyoruz. Hiç kimsenin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye istiyoruz. Bunun kavgasını veriyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Eski klasik söylemlerin çok dışında uygar dünyanın bir parçası olmak için mücadele eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkında olmanız lazım. Ve bizler eleştiri yaparken arkasından mutlaka çözümü de getiren, çözümü de öneren, topluma duyuran bir partiyiz. Sorunları sadece dillendiren değil, sorunların nasıl çözüleceğini de ifade eden bir partiyiz. Dolayısıyla uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara en yakın dönemdedir. Ama bunu yapacak olan, bunu sağlayacak olan sizlersiniz. Bu partiye emek verenlerdir. Pek çok şey söylenebilir. Sayın Genel Başkan Yardımcısı yurt dışındaki örgütlenmemizi kısaca anlattı. Yaklaşık 4 milyon seçmen 6 milyon civarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. E biz oralardan beklediğimiz oyu alamıyoruz. Oyu alamıyorsak klasik bir söylemle efendim onlar bize oy vermiyorlar. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Niçin bize oy vermiyorlar? Asıl üzerinde düşüneceğimiz nokta bu. Neden oy vermiyorlar? Yani karşıya iğneyi batırmadan önce çuvaldıza kendimizi çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız. Neden biz oy vermiyoruz? Eğer biz güven vermiyorsak, biz güven vermiyorsak niye bize oy versinler? Siyaseti bireysel çıkarlar üzerine inşa ediyorsak niye bize oy versinler? Derdini anlatmak isteyen vatandaşın derdini anlatırken lafını ağzına tıkıyorsak niye bize oy versinler? Yaşadığı dünya kadar sorun var. O sorunların çözümüyle ilgili çaba harcamıyorsak niye bize oy versinler? Yeni bir anlayışı, yeni bir siyaset anlayışını aslında ülkemize getiriyoruz. Bu yeni siyaset anlayışının Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapılarını araladığında gayet iyi biliyoruz. Yerel yönetimler bunun en güzel örneğidir. Biz büyük kentleri alacağımızı söylediğimizde kimse inanmıyordu. Rakiplerimiz inanmıyordu. Ama biz yeni siyaset anlayışımızla bu kapıları araladık. Ve bugün bu yeni siyaset anlayışının meyvelerini de görüyoruz. Bugün Türkiye'de Nüfusun yarısından fazlasını Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları bir anlamda yönetiyor, onlara hizmet ediyor. Yanıldığımız bir yer var Bursa. Bursa'yı kaybetmemizin nedeni de kabahatte bize ait, Bursalılara ait değil. Onu da söyleyeyim. Ama önümüzdeki seçimlerde onu da telafi edeceğiz inşallah. Verdiğimiz mücadele bir hak mücadelesidir, bir demokrasi mücadelesidir. Evet örgütlendik güzel. Ama halkın bölgede, yaşadığınız ilde, kentte veya ülkede seçmenlerle çok sıcak ve samimi bir ilişki kurmak zorundasınız. Onların sorunlarını dinlemek ve sorunlarını nasıl çözmeleri ya da biz nasıl çözüyoruz, neyleri öneriyoruz bunu çok iyi anlatmak zorundasınız. Yurt dışından gelen kardeşlerimiz var. Oralarda çalışıyorlar, emek harcıyorlar. O ülkelerin kalkınmasına, büyümesine katkıda bulunuyorlar. Unutmayalım. Aslında çok çalışkan bir halkız biz. Yaratıcı bir zekamız var bizim. Sade düz işçi olarak bizim babalarımız, dedelerimiz gitti. Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Amerika'ya vesaire vesaire. Ama şimdi onların üçüncü, dördüncü kuşakları, üniversitede hocam, sanatçı, efendim hayatın her alanına, gazeteci, hayatın her alanına girmiş vaziyetteler. Bilim insanları bakıldığı zaman. Demek ki çalışırsak pek çok şeyi kazanabiliyoruz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kısır çekişmeler vardı. Bunları tamamen ayıkladık. Kısır çekişmeler yok artık. Her birimiz iktidara odaklanmış vaziyetteyiz. Her birimiz Türkiye'nin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bu sorunları çözmek istiyoruz. Sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Kafa yoruyoruz. Sadece parti içinde değil akademik dünyadan, bürokratik dünyadan da yardım alıyoruz. Olur ya bizim çözümümüzde bir eksiğimiz olabilir, bir yanlışımız olabilir. Sivil toplum örgütleriyle tartışıyoruz. Çağdaş bir Cumhuriyet Halk Partisi sorunları bilen ama çözümler sağlıklı ve tutarlı çözümler üreten bir Cumhuriyet Halk Partisi var artık. Bunu sadece Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımız değil aslında artık bütün dünya bunu biliyor ülkesini seven, yurtta barışı ve dünyada barışı savunan, barışın ne kadar değerli olduğunu bilen, bütün halklarla barış içinde yaşamayı ilke edinen bir kültürü büyütmeye çalışıyoruz, bir anlayışı büyütmeye çalışıyoruz. Temel görevlerimiz bu. Yaşadığınız illerde, daha doğrusu ülkelerde sorunlar var biliyoruz. Türkiye'ye gelirken yaşanan sorunlar var. Bunu da biliyoruz. Türkiye'de emekli haklarınız 3201 sayılı yasa, diğer yasalar, sağlık hizmetini Türkiye'de yeteri kadar alamamak gibi pek çok sorunlarınız var. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlara ne kadar tutarlı ve mantıklı yaklaştığını ifade etmek için. Kaç yılındaydı biz yurt dışı seçim çevresi? 2013. 2013-2022 ilk kez yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kendilerini temsil etmek üzere yurt dışı seçim çevresi oluşturulması gerekir diye telaffuz eden ve kanun teklifini veren bir partiyiz. Amacımız şu, amacımız şu yurt dışında yaşayan vatandaşlar sorunlarını bir temsilci aracılığıyla, Türkiye'de yaşayan bir temsilci aracılığıyla dillendirmesinler. Sorunları biliyorlar, sorunları yaşıyorlar, bulundukları ülkelerde çalışıyorlar. Neden o ülkede yaşayan vatandaşlarımız Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilip gelip burada kendi dertlerini anlatamıyorlar? Sorunlarını ve çözümlerini neden dolaylı yollarla anlatsınlar? Ve biz yurt dışı seçim çevresi oluşsun, diye bir kanun teklifi verdik. Her dönem bunda ısrar ediyoruz. Sizler de ısrar edin. Hangi partiden birisi Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Amerika'ya neyse geliyorsa ilk talebi bir şey olsun. Neden yurt dışı seçim çevresi yok deyin. Neden biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmiyoruz? 6 milyon vatandaşımız var yurt dışında. Büyük bir kısmı Almanya şey e, Avrupa'da yani Almanya ağırlıklı Avrupa'da. Neden sizin bir temsilciniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip sizin sorunlarınızı anlatmasın? Neden Türkiye'de yaşayan birisi almasın? Sorunu yaşayan sizsiniz. Çözümü bilen sizsiniz. Sizin gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi sorunlarınızı aktarmanız lazım. Buna benzer pek çok sorun var. Cep telefondan aracınıza kadar. Türkiye'ye gelinmesi, Türkiye'de kullanılması pek çok sorun. Bu sorunların hepsini üç aşağı beş yukarı zaten biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de biliyoruz bu sorunların. Biz yurt dışında çalışan hele teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda yurt dışında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi ülkelerinin sorunlarına yani Türkiye'nin sorunlarına yabancı olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Ama Türkiye'de yaşayanlar sizin çektiğiniz sorunları yeteri kadar bilmiyorlar. Kabul edelim. Çünkü zaten burada insanımız bir sorunlar yumağı içinde. İşsizliğin bu noktalara geldiğim, derin bir yoksulluk sürecinin Türkiye'de yaşandığı ortamda İnsanlar ancak kendi sorunlarıyla yüzleşiyorlar. Kendi sorunlarını yaşıyorlar. O nedenle işbirliği yapmamız gerekiyor. Sizlerin ve bizlerin. Sizler Cumhuriyet Halk Partisini temsil ediyorsunuz bulunduğunuz ülkelerde. Eğer kucağınızı ne kadar çok açarsanız, büyük açarsanız ve ne kadar geniş kitleleri kucaklarsanız Emin olun o kadar büyüyeceksiniz. Ama hayır ben sadece burada kalayım ve sadece ben seçileyim. Küçük olsun benim olsun anlayışıyla yola çıkarsanız siz de kaybedersiniz biz de kaybederiz. Kucağımızı açacağız, herkesi açacağız. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız. İnanç üzerinden siyaset yapmayacağız. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Eğer siyaset yapacaksak Türkiye'yi nasıl büyütürüz? Katma değeri yüksek ürünleri nasıl üretiriz? Bulunduğunuz ülkeyle Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl büyütebiliriz? Türkiye'ye geldiğinizde sağlık hizmetleri nasıl sorunsuz size verilebilir? Cep telefonunuzu, aracınızı nasıl daha uzun süre, daha iyi kullanabilirsiniz? Kısıtlar ortadan nasıl kalkabilir? Bunları tartışmalıyız ve bu çözümleri anlatmalıyız. O zaman Türkiye gerçek anlamda demokrasi gelişmiş, insan haklarına saygı duyulan bir ülkeye dönüşmüş olur. Hep şunu söyledim. Ve gittiğiniz yerlerde lütfen bunu tekrar edin. Şöyle bir beklenti var bizim siyasetimizde, CHP dışında. Efendim Avrupa Birliği bir fasıl açsın biz onu yerine getirelim. Ya illa birisinin size talimat mı vermesi lazım? Demokrasi için talimat mı almanız lazım? Şunu şöyle yap diye emir mi almanız lazım? Benim ağrıma gidiyor. Kardeşim Avrupa Birliği'nde hangi demokratik standartlar varsa oturalım parlamentoda hepsini yapalım ve dönüp Avrupa Birliği'ne diyelim ki Ve dönüp Avrupa Birliği'ne diyelim ki kardeşim zaten biz hepsini yaptık. Bizde düşünce özgürlüğü var. Bizde kimliklere saygı var, bizde insana saygı var, bizde demokrasi var. Sizin ön gördüğünüz, sizin ülkenizde var olan bütün demokratik kurallar bizim ülkemizde de var. O zaman verdiğiniz sözü tutun. Avrupa'nın etik değerlerine güveniyorsanız verdiğiniz sözü tutun. Nedir verdiğiniz söz? Bu kurallar yerine gelirse sizi tam üye olarak alırız. Güzel. Dolayısıyla onların talimatı, onların emri, onların beklentileri değil. Biz üçüncü sınıf demokrasiyi hak eden bir ülke değiliz. Biz birinci sınıf demokrasiyi hak eden bir ülkeyiz. Ülkemizde birinci sınıf demokrasi olmalı. İnsan hakları olmalı. Çevre hakkı olmalı. Birilerinin dayatmasıyla demokrasi değil, kendi özgür irademizle kendi ülkemize demokrasiyi getirmeliyiz. Efendim bekleyelim, bize bir fasıl açsınlar, şunu yaptı ya biz de onu yapalım. Niye kardeşim? Bizim aklımız yok mu? Bizim bilgimiz yok mu? Bizim tarihsel birikimimiz yok mu? Biz dünyayı iyi okumuyor muyuz? Biz bunları yapacağız, kararlıyız. Göreceksiniz. İlk iktidarımızda göreceksiniz. Avrupa Birliği'nin öngördüğü kendi ülkelerinde var olan bütün demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz. Bütün demokratik kuralları Şu tarihsel gerçeği de sakın unutmayın. Şu tarihsel gerçeği de sakın unutmayın. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan bir ülkedir. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan bir ülkedir. Milli Kurtuluş Savaşı verdikten sonra mazlum ülkelerin büyük bir kısmı kurtuluş savaşı verdi. O ülkelerde kurtuluş savaşını veren gençler göğüslerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını taşıyorlardı. Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum ülkelerin cumhuriyet kurduğunu görüyoruz. Şimdi o ülkeler bize bakıyorlar. Biz demokrasimizi birinci sınıf demokrasi haline getirdiğimizde o ülkeler de bize öykünecekler. Dolayısıyla biz aynı zamanda bütün mazlum ülkelere örnek olan bir ülkeyiz. Ve bize Tarihin yüklediği böyle bir sorumluluk da var. Bunu da hepimiz çok iyi bilmeliyiz. İşin özeti hepimize çok iş düşüyor. Bana da iş düşüyor, size de iş düşüyor. Kısır tartışmalardan kesinlikle uzak duracağız. Eleştiri kültürünü bizi eleştirmek isteyenleri sabırla dinleyeceğiz. Birisi gelip sizi bulup sizi eleştiriyorsa aslında size değer verdiği içindir. Sizin eksiğinizi, hatanızı veya yanlışınızı size ifade etmek içindir. Eleştiriden korkmayacağız. Sağlıklı eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Dolayısıyla eleştirene kızmak, vay sen beni nasıl eleştirirsin diye bir tabloyla vatandaşı karşı karşıya bırakmak onu bizden uzaklaştırır. Tam tersine eleştiriyi sabırla dinlemeliyiz ve kendi çözümlerimizi de anlatmalıyız. Geldiğimiz nokta şudur. Her sorunu biliyoruz ama her sorunun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Ve bugün bizim çözümlerimizi iktidar olmadığımız halde iktidar sahipleri çözmek istiyorlar. Çünkü onlar çözümü bilmiyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar bir sorunlar yumağı ile şu anda Türkiye karşı karşıya. Her alanda buna çoklu organ yetmezliği diyorum. İktidar çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. İktidara geldiğimizde ki halkın iradesiyle geleceğiz inşallah göreceksiniz. Türkiye kısa zamanda toparlanacak, farklı bir ufuk çizecek. Bütün dünyaya örnek olacak. Bütün mazlum ülkelere örnek olacak. Dolayısıyla her birimizin böyle güzel bir tarihi sorumluluğu var. Bu sorumlulukla karşı karşıyasınız. Bu sorumluluğu yerine getirmek çok ama çok değerli. Örgütlerinizi kurarken kadın erkek dengesine de lütfen dikkat edin. Avrupa'da yaşıyorsunuz. Kadın kardeşlerimizin de siyaset alanını açın. Her şeyi biz yapacağız. Hayır efendim. Her şeyi beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Biz cinsiyet kotası getirdik. Yüzde otuz üç müydü? Otuz üç. Yüzde yirmi de gençlik kotası getirdik. Kendi tüzüğümüzde getirdik. Kendi irademizle getirdik. İktidar olduğumuzda bunu siyasi partiler yasasına da koyacağız. Gençlerin de önünü açacağız. Gençlerin de siyaset yapmasına imkan sağlayın. Her şeyi biz biliriz algısını darmadağın edin. Her şeyi beraber yapacağız, beraber düşüneceğiz, beraber tartışacağız ve çözümleri beraber bulacağız. Önümüzde dünya kadar örnekler var, örnekleri esas alacağız diyeceğiz. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir keyif duyduğumuza ifade etmek isterim. Ama giderken sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Söylediklerimi sakın unutmayın. Beraber çalışacağız ve Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye'nin saygınlığını artıracağız. Türkiye sadece kendi bölgesinde değil, dünyada saygınlığı olan bir ülkedir. Bu ülke ve bu ülkenin hak ettiği çabayı her birimiz bireysel olarak yerine getirmek zorundayız. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum.